Bu psikolojik korku, sanatsal bu eski grafikli ve sanatsal. Express uzay mesafe uzay yük gemisi Tulpar. Ne? Türk yapımcı değil mi bu? Acılı geçmesi dileğiyle ne lan? Acılı geçmesi dileğiyle. Tulpar Alpcan. Oyun 0 gün önce. Geminin 21 AU ilerisinde bir yörünge. AU nedir? Bilim cisimle çarpışmayı önlemek için sola 1,4 derece manuel düzeltme yapın. Oğlum sola çevirsene. Saniye çevirdin. 1,9 AU uzaklıktaki gök cisme doğru çarpışma yörüngesindeyiz. Gemi rotasını düzeltmek için otomatik pilota geçiliyor. Mürettebatta ikazda bulunun. Seyir personeli kaynaklı hatalarda mürettebat maaş paketinden 4000 kredi kesinti yapılır. Basıyorum. Kilitli. Duyuruyu nasıl yapabilirim? Alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, alo, alo. Amanı. Yapılacak başka bir şey kalmadı. Ne kaldı amına koduğum, yapsana yapılacak şey varsa. Şunu ver. Havaya çarpışacağız oğlum. Çarpışacağız. Çarpışma yakın. Ananı sikeyim. Arkadaşlar sakin olun, kurtaracağım. Sıkıntı yok. Oğlum Paul Seize ne garip. Arkadaşlar çok iyi bir oyun oynayacağımızı belli ettiler. Dostum Her afiş donatı farklı. 50 Türk lirası. Her... İyi bir şey fark ettim. Sen neden Outlast oynamamışsın? Hiç kayıt falan hiçbir şey yok. Videoda yok. Oynamadım çünkü. Arkadaşlar ne oluyor? Ananızı... Ne alaka lan? OM'miz bu değil, alakası yok böyle bir karakterle ya. Bayağı psikolojik korku, anlatacağım detayını da. Bir ilerleyelim. Oğlum elektrik çarpmasın. Oğlum. Psikoz falan mı geçiriyoruz? Kilitli bu. Evet, öyle bir şey var. İki ay sonra.
Kim olsa aynısını yapardı diyor Jimmy. Şu herhalde. Swansea diyor ki, lanet olsun, yükleri elimize sürmeyeceğiz. Kargo bölümünün kilitli olmasının bir sebebi var. Swansea'ymiş bu, tamam. Yavaş yavaş ölmekten kötü bir şey varsa o da paranı alamamaktır. Bu da suratları kapatır. Bir dakika. Şu en iyisi şöyle. Ne olacak? Umut, hayal ve badem ezmesi mi? Peh. Bunun için. Hayatta kal... Ha, Jimmy benim. Hayatta kalmamıza yardımı dokunacaksa riske değer. Daisuke diyor ki, Pony Express yöneticileri çok rahat insanlar değiller demek. Öyle mi? Hadi ama azıcık baksak ne olur sanki. Bu grup terapisi komitesi olarak komitesi oraya tam olarak nasıl ulaşmayı planlıyor? Ben varım ya usta. Gençler beyzbol takımının en aşığın vurucusu karşında duruyor. Bir oyunla çocuğun tekini öyle bir çarptım ki neye uğradığını şaşırdı ya. Şu baltayı alırım. Senin ananı doğururken çarpmış olmasın. Yeter Swansea, çok üstüne gidiyorsun. Acil durumda içeri girmenin bir yolu olmalı. Güvenlik kurallarını yanlış hatırlamıyorsam kapının ikinci şifresi olacak. Ama sadece kod okuyucu cihazla görmek mümkün. Okuyucu sadece kaptanın erişim var ona. Peki o zaman git de sor kendisine, amına kodumun evladı. Sana bir de türkü söylesin ha. Okuyucuyu bulursak kaptana ihtiyacımız yok. Kodu öğrenip kapıyı kendimiz açabiliriz. Ya Ro ya Merro, kaptan artık benim. Bir yolunu bulacağım. 50 Türk lirası. İşte bu be. Kod okuyucuyu al. Kod okuyucuyu alalım. Oğlum geminin ortamına bakar mısın? Kokpit. Bu tarz bir şey kullanarak durdurmuşlar. Kan mı? Ne oldu? Kargo soygunundan vaz mı geçtin yoksa? Hala ne diye burada dikilip duruyor şu? Seni hiç alakadar etmez. Körlü yüzünden artık beni her şey alakadar eder. Aynı konuyu tekrar konuşmak istemiyorum. Bağ üstünde kaptan bey hazretleri. Çalışıyorum be. Biz mavi yakalı arabalar makine çalışırken bile dinleme karam. Şaşırdın mı? Hiç ağzını yorma. Moladayım. Merak etme. Molam daha bitmedi. Ne üzerinde çalışıyorsun? İçerisinde durumda? Ardiye. Köpükten sağlam bir duvar. Çeviri bu arada güzel, bayağı güzel çeviri. Köpüğü parçalayıp içeriden alabildiğim aletleri almaya çalışıyorum. Hangisini kurtarabilirsem kar. Köpüğü delersem sızdırmazlık bozulur. Hepimiz nalları dikeriz. Gemiye çarptı her ne boksa. Bu teknolojik bir köpük gibi bir şeyle kapattılar hemen her yeri. O yüzden hala dışarıyla içerinin bir şeyi yok. Sızıntı durumu yok. Benden başka kimsenin girmesine müsaade etmem. Daisuke bile mi? O senin stajyerin, görevi sana yardım etmek. Çarpışmada mahvolduktan sonra buraya o saman kafalıyı alır mı sanıyorsun? Hemşire hanımefendi bakacağım o zaman falan filan. Açıklayacağım hemen. İçeriye ne olursa olsun kimse girmeyecek. Sebebini de bir sikimden bahsetmiyor. Bir sikimden bize bir detay dahi vermiyor yani. Ne olduğunu söylemiyor. Oğlum kokpit. Kod okuyucuyu aldım abi. Daha işim yok burada. Kargo bölümüne gitmem lazım. Buralara bakayım mı, utility'ye falan? Pony Express Protection Kit. Kod scanner'ım var benim. Sadece kaptan kullanabilir. Tulpar'daki erişim kodlarını göstermek için kullanılır. 739. Yazın kenara.
Ulan niye bilmiyorum ama. 739. Abi Swansea'yı niye içeri sokmuyor? Ne gizliyor orada sizce? Sikim var bildiği de. Ama yani çarpışmadan sonra da böyle bir... Hemşire de gelsin. O karıyı yanına alıp şey... Beni... Tamam. Koyulacağız oğlum. Tamam. Yetkisiz personel kesinlikle giremez. Acil durumda kapı kilidini açmak için kaptanın standart tip kodu gücü verilmiştir. 4517 ikinci kodumuz. Tabi bu diyor ki hanımefendiyi de getir diyor. Getirelim. Hanımefendi nerede ama? 4517. Şu köpük olayı iyiymiş lan. En sıkıntılı zamanda bile. Şey nerede? Kız nerede? Anlaşılan akşam yemeğinde yine çorba var. Tavuk noodle için taş kağıt makas mı yapalım? Ne kadar yiyeceğimiz kaldı? Aşağı yukarı 4 aylık bence. Depodaki havadan bile daha azmış. Yetirebiliriz. Teoride mümkün. O kadar ile yetineceksek kemer sıkmamız gerekecek. Eve dönünce annemin öyle doyuracak ki göbeğim Svensson'ınki gibi olacak. Efsane gazeteler yazacak. Televizyonlara bile çıkacağız. Kadınların da hoşuna gider. Gitmez olur mu? Asıl problem tuvalet kağıdımız azalıyor. Biterse öldük demek. Gazetecilere bundan bahsetmeyelim. Oo, Swansea buna eziyet etmiş. Stajyeri, deminki Şişko'nun, Daisuke, eziyet etmiş. Stajın böyle geçeceğini kimse düşünemezdi. Yine de çok ezdirme kendini. Swansea'nin öyle dediğine bakma, onun mizacı öyle. Aksi bir ama tamir işinde kimse eline su dökemez. Adamsın Swansea. Sen bu işin piri olmuşsun dedim kendisine. Eminim bu sözleri hoş karşılamıştır. Çok kahve içiyormuş Swansea. Gram kahve yok. Pony Express yemeklerine şükredeceğim aklıma gelmezdi diyor. Arkadaşlar ilk bakış için yorumunuz ne? Beni içine çekti vallahi. Abi kadını bulamıyorum. Arı nerede? Bir şey olmuyor. Çok psikotik yerlere gidecek ya. Bildiğim en azından bunu biliyorum. Karı nerede? Amına koyayım. Medikale mi gideyim? Kaptan mı bu? Artık sabit durmak istemiyor. Ağrı kesiciler işe yaramıyor mu? Ağrısı çok, sese katlanamıyorum. Sen hemşirelik okulunu bitirdin değil mi? Pony Express'in falan filan belli olmaz. Senden bir ricam olacak. Bana yardım edersin diyordum. Kaptan... Pardon, affedersin. Curly'nin ilaçlarını verebilir misin? Rütbe hak edilir. Sen ne diyorsun hemşire? Doğru, boş ver. Hallederim, tamam. Kaptan artık kaptan demiyoruz arkadaşlar. Bu kaptandı. Biz kaptan olduk. Artık adama... İlaçları nerede abi? Kaptan. 10 miligram oksikodon. Ağzı kapalı. Yaşadığımız acı sayesinde anlarız. Çok kendi karakterimizi sevmedim ben ya. Müsaadenle, çok pardon, tahammül edemiyorum artık.
Adam bayağı bağırıyor demek ki. Acısından. Yapma. Ananı sikeyim. Biz bu adamı oynayacağız. Başlangıçta oyduk. Kaptandık. Çok ağır kesişimiz kalmamış. Ona yine de. Sence neden böyle bir şey yaptı? Ne fark eder? Hangi cevabı da önce daha iyi hissedeceksin? Zor ama bizi canavara dönüştürebileceğine inanmak zorundayım Jim. Buna mecburum. Curly için bile. Kendisiyle birlikte hepimizi de öldürmeye çalıştı. Anya. Sağa kırdık biz. Gelen cisime doğru. Niye böyle bir şey yaptık lan? Şu an onu yaşatmanın bence iki sebebi olabilir. Şu veya bu sebepten dolayı hepimiz ortaklaşa bu yönde karar aldık. Midem bulanıyor, biraz müsaade et. Bizim başta oynadığımız karakter, kaptan, yani şu içerideki. Bilerek. Ve isteyerek şeyin üstüne kırdı. Gelen cisimin üstüne kırdı. Geldiniz mi? Üçümüz de burada, dördümüz buradayız, okey. Kaçtı? Kırk beş. 17. Ne taşıyoruz biz abi? Dinliyor musun? Evet, pardon, affedersin. Ne uyku tutmadı? Psikolojik değerlendirmeyi geçtin mi? Geçenkiyle aynı yanıtları verdin. Keşke içini biraz daha dökebilsen. Ananı sikeyim. Arkadaşlar. Bu geminin eski kaptanı, yani biz, kesinlikle psikolojik aşırı problemli bir karakteriz. Ve onu oynayacağımız artık eminim. Testleri de geçemiyoruz bu arada. Bu değerlendirmeler sadece seninle ilgili değil. Senin gözlerinde uçmaya uygunsan bana yeter Anya. Hadi ama Curly. Şimdi tek bir değerlendirme kaldı. Jimmy mi? Değerlendirmeleri sanki keyfinden yapıyormuşum gibi davranıyorsun. Sonra rapora göre şeyler yazmam gerekiyor. Kendimi at maskotlara cinsel ilgi duyarken buldum. Aha, peki. Bırak ben yapayım. Zayden mi? Onunla uzun süredir tanışıyoruz. Benimle böyle saçma sapan konuşmaz. Sahiden de kaptansın demek. Kaptanım tabii. Çok teşekkür ederim. İçim rahatladı. Az kalsın unutuyordum. Swansea sana şunu vermemi istedi. Benden mucize beklemesinler. Ne demek bilmiyorum ama eğlenceli gibi. Jimmy ve Swansea ile konuş. Arkadaşlar karakter şeylerini çok iyi veriyor ha. Karakter arası ilişkileri falan çok iyi veriyor. Nerede bizimkiler? Burada yoklar. Ne kadar psikolojik sorunumuz nedir acaba ve niye bu... Jimmy. Bir de Pony Express için paket yok derlerdi. O bölümde sanki bir şeyler bozuk. Tulpar nihayet yaşını belli etmeye başladı. Muayeneden geçti değil mi? Geçtiyse sorun olmaz. Daisuke'yi son anda eklediler. 5 kişi olacağımız hesaba katılmadı. Keşke bu kadar alttan almasaydım. Jimmy bu değil mi? Tipi. Bunlar fırlatma. Aa, bunlar
Uykuya yatırmaca mevzusu. Lan! Evet, sorunu anlıyorum. Bu veledi bana eziyet olsun diye getirmişler. Stajyermiş, hadi oradan. Havalandırmayı tamir etmeye çalışıyordum. Nasıl oldu da acil durum köpüğü bu yüzden tetiklendi? Neyi dokunsam elimde kalıyor da ondan. Ben hallederim de baltanın başkası açamıyor. Her alt için senin oyunu almaya mecburuz. Ben hallederim. Dayan Daisuke. Ne yapacağız birader? Not touch. Taş gibiymiş ha. Şunu kafana sok. O havalandırmaya girmen kesinlikle yasak. İçerisinde çivileme elektriğe kapılmak mı, aşlanmak mı istiyorsun? İstem ama açık konuşalım. Senin içeriye sığmam mümkün değil sonuçta. Yani bu iş bende. Kaptan, baltayı ver bana. Swansea. Kapsüllere zarar verebilirdi. Böyle bir şey bir daha almasın. Tamam tamam anladım. Gayet iyi anladım. Ortalığı temizleyene kadar balta sende kalsın. Tamam. Bir silah problemi, balta problemi, bir garip problemler var. Kimse niye erişemiyor bizim dışımızda falan. Bu durumda Anya'dan aklı yerinde teşhisi aldığın yönünde yorumlayabiliyor muyuz? Terazim az buçuk kayık ama bu sayede ayakta kalıyorum. Senin değerlendirmeni ben yapayım dedim. At maskotlarla ilgili ne varsa anlat bana. Bu sevda doğuştan geliyorsa geliyor, yoksa sonradan. Tamam be yeter. Kokpite gidelim. Jimmy'nin at fetişi ne anlayamadım. Trollüyor mu? Gerçekten... He? Kafa gitti gene bizim. Yine koptuk abi gerçeklikten bir şeyden. Eklips yaşanıyor şu an. Emergency. Emergency. Ne yaşıyoruz oğlum?
Abi baya kafa bizim. Bir şeyler uyduruversen olmuyor mu? Sanki döndüğümüzde de değerlendirmelerin yüzüne bakan var. Birlikte halledelim. Yardımcı pilot olarak size verilen görevleri etkili ve en iyi şekilde tamamlayabildiniz mi? Bakalım. İyi diyorum. Tamam, hepsi bu kadar. İş dışında nasıl gidiyor? Son zamanlarda düşünüyorum. Bu kadar yeter mi? İyi becerdiğim için burada dursam nasıl olur? Uzun mesafe yük kaptanlığını iyi yapıyorum. Bence bu kötü bir şey mi? Ben de onu diyorum, kötü bir şey değil ama düşündükçe dehşete kapılıyorum. Sonra diyorum, gelebildiğim yer burası mı? Bu hikayenin devamı yok mu? Yoksa risk alıp yeni bir şey mi denesem? Beceremesem bile. Sanırım anlayabiliyorum. Bu merdivenin en tepesine tırmandın. Şimdi eşine kurt düştü. Acaba yanlış merdivene mi tırmandım diye düşünüyorsun. Neresinden bakarsan bak tepe ile arasında epey mesafe var. Ben ise burada hala tırmanıp duruyorum. Az buçuk öyle. Baksana ne diyeceğim. Arkadaşlar şu dakika oyunu yakaladıysanız sonuna kadar götürün. Sebebi şu. Yani bir ikili diyaloglardan falan yaşadığımız şeylerden yola çıkarak oyunun acayip farklı kafada, acayip sağlam olacağını hissettim yani. Bu hızla oynamayın. Burada da dünyada da fark etmez. Mesaj geldi. Kodamanlardan mesaj var. Ben gideyim en iyisi. Sonra görüşürüz. Bunca yıl sonra genel merkezden ne geldi abi? Bunca yıl sonra yazıyordu. Dragon Breath. Mouthwash. Abi, anladınız mı? Ben anladım. Bengay. Ne sizce taşıdığımız şey? Bir çeşitli uyuşturucu muhtemelen taşıyoruz. Ne ya? Birini bir yere götürüyorlar. Oğlum ne oluyor? Kasap dükkanı. Dragon Breath sunar. Devrim niteliğinde yeni diş bakım ürünü.
Ağızda küt tat bırakmadan bakterileri öldüren falan filan. Tamam. Listerin reklamı. Resmi. Dragon Breath X gargara. Gün boyunca cayır cayır yanan ateş. Olacak iş değil. Gargara mı? İşe bak. Hepsini toplasan okyanus eder. Nereye döndüğümüzü anladınız. Kaza sonrasındayız tekrardan. Deponun ucu bucağı yok. Ben Jimmy'yim şu an. Kaptan değilim yani. 5 kişiye bir yılı aşkın süredir taşıttıkları bu muymuş? Buradaki alt çizgi delisi Donat'a 50 Türk lirası. Alpcan sakin ol arada bir çevrene bakmayı unutma. Bunları yıllarca bunu taşıtmışlar. Diyorlar ki yani rezalet biz şey mi taşıdık? Gargara mı taşıdık? %14 etil alkol ha? Aha. Neyse nefesimiz güzel kokacak. O yüzden mi görüyorsun? Maşallah zehir gibisin evlat. Hiç şüphen olmasın. Nefesimiz tertemiz kokacak. Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Kafa ütüleme be kadın. Bırak da şu fakir ihtiyar ağzına biraz iyi baksın. Duydunuz mu? 15 senelik ayaklarının iri torbası gibi patlama sesiydi bu. Muhteşem. Şerefe. Kaptan Körley'nin şerefine. Bunu içen zom olur herhalde diyor. Daisuke tam amına koyayım liseli ya. Bunu içen zom olur ha. Aynı zamanda ölür de. İnanamıyorum nasıl olabilir. Şimdi hiç değilse neşemizi yerine getirebiliriz. Daisuke gel bakayım. Sana erkek gibi içmeyi öğreteceğim. Altı gün önce. Kazadan önce. Bizim şeyden sonra. Kaza öncesi, şey sonrası. Lan doğum günü Körle'nin. Sürpriz şu surata bir bakın. Şaşırdın değil mi? Mutlu yıllar. Bunlar bayağı aile gibi lan. Neyi kutluyoruz? Yolculuk başına iznimiz var değil mi? Yani partiyi dilediğimiz zaman yapabiliriz. Pastayı bize hazırlatacaklar. Olur. Tarif neyin yanında dedi ya. Kaçırdım onu. Tarif. Bir şey kontrol edeceğim. Rastgele konuşayım ne diyecek. Bir paket daha tatlandırıcı koyabilir misin? Şaka yaptım. Olmaz mı? Şaka yaptım. Koyacaksan başka tabii. Lan koyayım tamam ya. Umarım pastanın tadı güzeldir. Svensi otomat... Lardaki tüm şekerleri bitirdi. Bayıldım da üske. Jimmy ne diyor? Değerli vaktini aldıysak özür dileriz. Parti işi çok saçma. Ama bir bakıma gelenek haline geldi. Utanmasam parti dört gözle bekliyorum bile diyebilirim. Buyur. İş yok tabi bence de. Duyduğuma göre eskiden yolculuk sırasında sınırsız tatlandırıcı ve karaoke varmış. Sonra işler içeriden çıkıp kan dökülmüş. Ne oluyor lan? Line abi şeyler çok iyi. Ne oynayacaklar? Kızma neydi bu? Kızma birader miydi? Oldu der ki günaydın dostum. Oğlum chat bayıldı mı? Chat... Oğlum pastanın tarifi nerede? Bunca yıl sonra böyle mi olacaktı? Ne? Öldüm dayı ne bayılması. Güzel güzel. Çoğu kişinin bu oyun özelinde izlemesini istiyorum ya. Sonuna kadar. Dolabın yanında. Su jelatin tatlandırıcı tonik.
Nasıl yapacağımı inan anlamadım ya. Dostum. Malzemeyi nerede abi? Jelatin nerede mesela? Bir yerde iz çıkmıyor. Hızla da konuşalım. Kod okuyucu kullanman gerek sanırım. Şu sıra çok da. Nasıl bilirsin? Pony Express'i de oradan buradan kısa rüşveni yapmaz. Size geçerli ama sence? Kod okuyucu mu? Ne alaka kod okuyucu? Tarif var zaten. ...31-42, 42-13, 12-24. Lan. 42. Lan neydi? Tonik bir tane kaldı. Drink değil abi bizimki. Çünkü cake. Water'la jelatini karıştır. Cake base'le toniği. Tamam. Niye olmadı bu? Cake base ve sweetener. Ha. Yanlış şey kullandık çünkü. Restricted item. 23.41 kullanacakmışız. Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. Şimdi seni öldürmeyeyim burada ya. 23.41. Hazır mı lan pasta? Ne güzelmiş oğlum bu. Konuşma yapman lazım bence de. Hadi hadi başla. Ben Curly, sorun ne? Genel merkezden gelen rapordakiler bu şekilde. Bu teslimat için ödememizi yapacaklar. Bunun dışında bilgim yok. Pony Express'in defterini dürmüşler demek nihayet. Şaka gibi. Biz de içinde kalmışız. Kenarda hiç param yok. Bize bunu yapamazlar değil mi? İşten kapatıyorlar komple. Pony Express'i kapatıyorlar. Aman akım. Doğum gününde söyleme bari. Herkes mutluydu ya. Pony Express zaten insan çalıştıran son yük taşıma şirketlerindendi. Bugünlerin herkes robot çalıştırıyor muhtemelen. Bugünlerin geleceğini görmemek için kör olmak gerek.
Senin ne zaman haberin oldu bu hafta başında? Seni beli azıklısı, beni götü kazıklısı desem anlar mısın? Anya herhangi bir tıbbi eğitim almadı çünkü her neyse. Peki ya Swansea'nın çalışabileceği ne kadar ömrü kaldı? Daisuke'ye bir şey olmaz. Anası babası bakar ona. İşte ise onun tuzu koru. Ama sen çok daha büyük önemli işler peşindesin, öyle değil mi? Ben sadece hayatımı çünkü kaçıp kurtulmak istemeyeceğim bir hale getirmek istiyorum. Sana o gün anlatmaya çalıştığım şey buydu. Daha fazlasını da... Ulan bizden kaçmaya çalışıyorsun. Bizi yani çamur ardında bırak, aman ayağımın altı kirlenir. Öyle demek istemedim. Tamam. Hayır, tam olarak öyle demek istedin. Sadece kendini kahraman gibi gösterebileceğin bir sahnede oynamayı kendine yakıştıramadın. Hem mürettebatı terk edeceksin hem de örnek kaptan olacaksın. Olacak iş değil. Ben ne yapacağım? Biraz pasta yiyelim, ne dersiniz? Tulpar'ın son yolculuğuna. Kaptanımıza ve kendisini bekleyen parlak aydınlık günlere. Bunları çıkarıyorlar. Bizi de rütbe yükseltiyorlar sanırım. İki ay, erzağımızın bitmesine çok yakın. Jimmy'yiz tekrardan. Curly'yi kontrol edeceğiz. Ananı sikeyim, işler gittikçe boka saracak. Gemide 5 tane insan. Yemek, erzak bitiyor, yavaş yavaş boka saracak her şey. Tüyün bile kalmasın, dağıtma yalnızlığımı, bırak beni git kapımdan, yüreğimden çek gagalı. Bozma aurayı sikeceğim. Çık artık git kapımdan. Bayağı içmişler. Şurada medical vardı, orada mı acaba? Aa, ilacını aldıysan veremem. Curly, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bunlar da bitince ses çıkarmadan durmayacak. Kick yine gitmiş. Sakın yenilemeyin sayfayı. Anya nerede Anya? Daisuke değil mi? Abi Curly ölmesin ya bir şekilde. Ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum ama. Çok iyi anlıyorum. Madem öyle olması gerek, sensin demek. Şimdi sen de mi uyuyamıyorsun?
Saat gecenin bir yarısı. Bu kadar geç saatte ne konuşuyorsunuz? Anya ağlıyor musun? Merak etme, iyiyim ben. Dağıtamayız. Dağıttığım falan yok. Sen hiç merak etme kaptan. Yine ses çıkarıyor. İlaçlarını verdin mi Anya? Tüh, ilaçları vermeyi unuttum. Özür dilerim, hemen ben vereceğim. Bir şeyim yok, ben veririm. Ben vereceğim dedim. Ne diyecekler? Biraz daha konuşmak istiyorum. O elindekini şu aralar çok kullanıyor musun? Alışkanlık bizimkisi. Çok düşünme. Acaba merkezdekilerin kaybolduğumuzdan haberi var mı? Kurtarma gemisinin buraya gelmesi çok uzun sürer. Belki ananı sikeyim. Uzayın boşluğunda sürükleniyorlar ölüme yani. F5 atmayın. Yayın gider. Sakın atmayın. Uzayın boşluğunda abi sürükleniyorlar. Çıkmazdılar. 1-2 aylık yemek kaldı. Zaten işlerin boka sardığını görebilirsiniz. Lan ne taraftaydı? Her seferinde karıştırıyorum şu şeyi. Yeter artık, kes şu gürültüyü. Kahretsin. Herkesin aklından geçeni biliyorum. Bana bakışlarından belli. Ona ne diyeyim sonra? Olsa ne yapardı? Amına koyayım. Neredeyiz? Kaptan koltuğunda ben varım. Umarım acını biraz hafifletir. Ne oluyor oğlum? Curly'yi oynamak istemem ya. Curly intihar mı etmeye çalıştı orada da onu anlamaya çalışıyorum. Biraz pasta yiyelim. Neden? Taş çatlasa vasattır, öyle görünüyor. Bazen elimizde vasatın altındaki şeyler geçer. İyi olanı iyi kılan da bu değil mi zaten? Ne gerek var? Bak hepimiz kaçmayı denedik. Hiçbirimizin sonu iyi olmadı. Huzur böyle bir ismi diye kendime çok düşündüm. Yeterince iyi mi diye sordum bir de. Dürüst olacak olursam şu an en iyisinde olmadığı kesin. Bu yüzden tek yapabileceğim, hayatımı hep kaçmak istemeyeceğim bir şekle sokmak. Kimi zaman terfi edilirim, ev alırım, aşık olurum. Kimi zaman dostumla rezalet pasta yerim. Bence mantıklı, sence? İkram edersen yiyebiliriz, doğru. Ben bir bıçak bulayım. Ben neyin içindeyiz? Kimin düşüncesi, kimin kafası, ne oluyor? Anlamakta zorluk çekiyorum. Curly'nin fikirlerini anlayabiliyorum sadece. Jimmy kabus görüyor gibi ya. Ama Curly'yi çok iyi anlıyorum. Curly... Zaten psikolojik olarak aşırı problemli birisi. Üstüne de... Varoluşsal krizler... Üstüne psikoz geçiriyor bilmem ne. Ve şey oluyor işte... Gemiyi... Mürettebatıyla birlikte... O şeye çarpıyor. Onu bilinçli mi yaptı, kurtaramadı mı hala? Genel amaçlı standart balta. Ne oluyor ya?
Curly nerede? Ya yapmak zorunda mıyım oğlum? Mürettebat kontrol. 2 ay sonra. Herkes içti ya beraber. Şey konuşmuştuk. Zom olursun dediği zaman işte. Öldürür beni biliyorum. Mustacı annem ayarlamıştı. İşe yaramazın teki olduğumu söyledi. Bilemiyorum. Ne olmak istediğini bilen... Bu Daisuke'ye bir şey olursa sikerim siz ya. Oyunun yapımcıları. İyi olduğum bir şey de olmadı. Benden bir cacık olmaz. Daha ölmedik Daisuke. Umarım kendini suçlamaz. Lütfen al şunu. Bakmaya dayanamıyorum. Daisuke sıkıntı yok oğlum ya. Bir şey olmana... Bir şey olmak zorunda da değilsin ya. Anya, ah ürktüm. Affedersin. Sorun değil. Sen de şundan içmeyi düşündün mü? Aslında evet. Ancak muhtemelen midem bulandırır. Hiçbir şey düzeltmez. Düzelmesine ne kadar istesem de doğru. Bak ne diyeceğim. Gemide revirdekilerden başka ilaç alanını biliyor muydun? İlaçların bir kısmını koridordaki kilitli dolapta tutuyoruz. Yükle kaplıydı, ulaşamayız diye düşündüm ama köpüğün bulunduğu yere hesapladım. Bence ecza dolabı köpüğün derinlerinde kalmamıştır. Köpüğü parçalayarak belki ulaşabiliriz. Ama zayıf bir nokta çok fazla darbe alırsa hepimiz uzaya uçar gideriz. Bence bu riski almaya değer. Hayır değmez abi. Hiç değilse baltayı Swansea'nın elinden almak için bir bahane olur. Bak gerilmeler başladı 3 ayda. Oğlum 5 yıldır berabersiniz. Adamın elinde balta var diye. Niye korkuyorlar ki? Ya baltayı elinden bırakmadığı doğru. Acayip şüphe uyandırıyor. Bu ne yapıyor? Abi buraya girince burnuma revir kokusu geliyor biliyor musunuz? Batikon kokusu geliyor buraya girince. Kırmış kafayı. Sarhoş olmuş. Aslanım Jimmy. Kaptan Bey. Büyük planların adamı. İşim bitti mi? Bana lazım. Bu ıskartalık sopa mı? Makul salihli eski liderimizin bana emaneti o. Büyük bir sorumluluk. Sen bilirsin bu işleri değil mi? Yapma. Galiba gemi uzayda ilerlemeye başladı. Geleceğe dönüyoruz herhalde. He, kafayı yedi. Sarhoş gerçi. Tüm gemiyi dolandım amına koyayım.
Abi bir şey yırtmayalım delik melik varsa. İzopropil alkol. Şimdi başardın, evet. Olayı kalktıktan sonra zorluk kalmadı. Anya bize dedi ki sen verebilir misin arkeşçiyi dedi. Bizimki böyle bir gitti geldi, ne oldu? Tüm bunları anlatabilelim diye uğraşıyorum. Atlatabilelim diye uğraşıyorum. Kod okuyucuyu bul Jimmy. Jimmy kendine niye böyle bir şey diyor? Sonra kaptanın şifresini öğren. Baltayı al, köpüğü kes ama çok kesme, ama mahvoluruz. En güzeli de şu, körlüğe siktimin ilaçlarını içir. Onca şeye dayanamıyorum çünkü mecburum. Çünkü soktum gemisinde kaptanın sorumluluk alması gerekiyor. Sorumluluk. Özür dilerim. Demek istediğim, git Daisuke'ye bak, kusumumda bu olmasın. İcabına ben bakarım Anya. Bir tık haklı. Bir tık haklı bu arada. Biraz kaptan öldükten sonra her sikimi Jimmy'ye yıktılar. Jimmy de sert mizaçlı biri. Her boku Jimmy'ye yaptırıyorlar. O kadar eminim ki balta seçsem öldüreceğine. Ben senin bu intihar, bu mevzuyu anlayamadığım için sorun bende diyor. Altı saat kala. Ananı sikeyim. Şimdi çok daha önemli oldu. Jimmy çık ulan dışarı. Elimdeki titreme durmuyor. Ananı sikeyim. Bende de var ya şu an bu. Anlamaya çalışıyorum ya. Saklanamazsın. Run but you can't hide. Kullan halat. Bağladım. Kod okuyucu, o kodu biliyoruz ya. Seni lime lime edeceğim. Abi, Swansea neden Jimmy'ye saldırıyor? Allah Allah, anlam veremiyorum. Niye girdi? Biraz uykusuzluk var.
İyi bilirim. Ben de bir o tarafa bir tarafa dönüp duruyorum. Ya da tüm gece paranoya mı yoksa gerçekten yaşanan olay mı anlamaya çalışıyorum. En sevmediğim karakter Swansea oldu bu arada burada. ...237 gün aşağı yukarı 8 ay. Böyle sence Pony Express neden revir kapısına kilit koydu? Ama uyuma alanına kilit koymadı. Bence kokpite neden kilit koydularsa aynı sebepten dolayı. Emniyet için. Burayı kafada tutsanıza bu mevzuyu. 4 ay sonra. Jimmy yardım et. Ne oldu lan? Jimmy acil durum var. Sakin ne oldu? Anne revirde mahsur kaldı. Kapı açılmıyor. Peki ya şey biterse? Tabii. Gidip bakalım. Ne biterse? Gidik. F5 atmayın. Anne Jimmy'yi getirdim, seni kurtarmaya geldik. İçen derişen panik yapma. Kendi panik yapıyor. Kilit bozulmuş. Anya, beni duyabiliyor musun? Evet seni duyabiliyorum Jimmy. İlaçlar da içeride kaldı. Bu kötü olabilir. Kapıyı tüm gücüyle açmanı çalış. Falan filan. Kapı gerçekten sıkıştı mı? Hayır. Nasıl yani? Abi Anya kendini içeri kilitlemiş. Bir delilik yapacak ama ne yapacak? En ufak sıkıntı kendini böyle yiyip bitiremezsin. Aç şu kapıyı. Sen haklıydın. En başından beri haklıydın. Bunu en başında yapmalıydım. Bizi biz yapan en kötü anlarımız değil diye düşünürdüm. Hep bir düzeltme umudu var sanırdım. Sence ben böyle olsun ister miydim hiç? Emin ol hayatımın en kötü anı değil. Çok daha kötülerini gördüm. Hatta en iyisi olacak. Halledeceğim. Böyle onun yanında değil mi? Evet. Şey yapmaz değil mi? O mu Daisuke çok tatlı çocuk ya. Gemiyi senden ve Swansea'yla iyi bilen yok. Revire girmenin başka bir yolu var mı? Kesinlikle yasak olduğunu söylemişti Swansea ama Ardiye. Oradaki bozuk havalandırma revire çıkıyor. Öyle olsun. Cevap vermiyor Anya. Daisuke ile o şeyin yasak olduğunu bile işledi oyun bu arada. Swansea ile ikisinin yaşadığı olayla o Ardiye'den oraya gitmenin yasak olduğunu bile işledi. Yasak bölge, yasak diyor. Taşa amına kodum çocuğu. Jimmy aslanım, o köprü duvarı tırmanmanıza müsaade etmemin bir faydası olmaz. Bu gemiye bir göt deliği daha açmış olursunuz sadece. Yapacak bir şey yok, talihsizlik, iş işten geçti. Ama Swansea durum çok vahim, bir hal alabilir, bizi dinle. Sanırım bizler bu gezegende Tanrı'nın özenle seçtiği kişileriz, yani adını biz koyabiliriz. Cenaze kayası için bir alkış tutalım madem. Başka yerlerde olup bitenler benim sorunum değil. Çünkü cenaze kayasında yaşanmış en mutlu adam benim. Kafayı yemiş. Bir de muhtemelen sarhoş şu anda. Gözlerinden falan da belli zaten gitmiş. Lan izin ver girelim. Abi burayı kesme işte. Daisuke oğlum bu. Jimmy sakın bir şey yapayım deme. Bir bey 9. ayında ilk 9 ayımız. Sanırım. Bir bey yaz bakayım çete. 9 ay beci görelim. Dursana. Bu durumu düzeltebilirim. Sen de aynı şeyi tekrarlıyorsun bozuk plak gibi. On var chatte. Hadi, harbi mi? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ah özür dilerim. Dezenfektan kaldı değil mi? Sana kokteyl var ya, kokteyl mi? Sen ne? Hep senin suçun. Sana gelsek hayatta buna başka çarem yoktu. Sen ulan seni beynin sulanmış geri zekalı. Başka bir şey olmalı.
Senin ananı sikeyim Svansi orospu evladı. Ananı sikeyim senin. Çocuğu. Dezenfektan bulamayacağız. Dezenfektan bulamay... Bura niye yok abi? Allah Allah. Kafadan silmiş Jimmy. Ben buraya bakıyorum zaten. Git bir işe yara, kahretsin. Abi çocuğa ne oldu? Ananızı sikeceğim. Sesini duyuyor hala. Bir olduğunu biliyor orada. Bulamayacağız, mecburen şey vereceğiz abi çocuğa. Abi anasını sikeceğim, bu nasıl mevzu ya? Sorumluluk. He? Sorumluluk. Ne oldu ya burada, bir dakika anlayamadım. Sorumluluk üstlen. İcabına bak. Devasa mezar taşları. Abi bu Pony Express ne yapıyorsa bu gemide var ya. Problem. Sorumluluk üstüne. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, ananı sikeyim. A blind beast, aimless and relentless. You can run. Siktir git lan! Siktir git lan buradan! Atla lan camdan! Camdan atla lan! Çık! Amaçsız kör bir canavar. Ondan kaçamazsın. Tabii ki gerçek değil. Şu an çıkartma. Bir nefes alma, ne orospu çocuğu, şimdi seni öldürmeyeyim burada ya. Nasıl geçeceğiz buradan?
Eşeğin amı ya, eşeğin amı be. Jimmy atlara karşı bir fetiş mi besliyordu? Chat'te bak Aksin 10-21 diye birisi var. O kadar ilginç bir karakter ki. Sürekli gülücük koyuyor. Çok ilginç kafada birisi ya. Gülüyor şu anda. Kopuyorum onu. Gargara. Her şeyi berbat ettim. Kendini yorma. Abi dezenfektan yerine çocuğu gargarayla %15 alkol vardı içinde. Gargarayla şey yaptık. Üç ay sonra. Çocuk iyi olmuş. Sanırım Ardiye'deki havalandırma revire çıkıyor. Anya Swansea'yı bayıltacağız. Onunla dövüşecek misin? Hayır. Son içki olunca onun bile sınırı var. Sızıp kalacak. Basitçe görün. Ayrıldıktan sonra anlamaz bile ne yaptığımızı. Mutfakta alkolsüz kokteyl tarifi var. Swansea'yı bayılt. Bayıltırız. Drink. Mouthwash, isopropyl. Neden? Tatlandırıcımız kalmamış. Aklına bir fikir geliyor mu? Eşyalarıma bakabilirsin. Orada bir yerlerde çalmış. Zaten tatlandırıcı sevdiğini daha önce görmüştük.
Şişko'yu öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Bayıltacağız. Şu an ne yaptık biz? Drink base yaptık. Sweetener lazım. Senin eşyaların nerede biz? Nereden bilelim ki? Ne hastalığı geçirdi? Tahmini olan var mı ya? İçecek hafızı olmuş. Kendimi sahilde ayarlıyorum. Kolumda fıstık gibi kız, elimde bundan. Sonra arka arkaya gömüyorum bu içkiyi. Üstüne başıma kusuyorum ve bir daha içemiyorum. Ne güzel olurdu. Gel biz bunu Svensi'ye götürelim şimdi. Şahsen ben yılların getirdiği deneyimle eğitim vermeye çalışıyorum ama benim tarzım kaptan. Bu ne lan? Bak Svensi. İlk tarzdaki adetmenin sürekli birbirimizin ensesinde olmadan bu işi bu şekilde halledebilirsem tam uzatma elindekini ver bakalım. Tarifle biraz oynadık. Evet, bu rezillikte senin parmağın olduğu belli evlat. Sen barman falan değilsin. Tamirci iş değilsin. Bozuyor çocuğu ya, orospu çocuğu. Sen buraya niye geldin ki? Senin gibi budalanın tekini belki 3-5 bir şey kapar diye iki ihtiyara yamamışlar. Kendi çabasıyla bir şey başarırsın falan filan, saçmalığın dalgası. Orası bu çocuğu ya. Öğrendiğin her şeyi kıymetli sanıyorsun ama her bocaladığında yara alıyorsun. Yaşlanıyorsun, daha çirkin ve daha acımasız oluyorsun. Akıllanıyorsun belki ama o akıl bir boka yaramıyor. Çocuğu bozan böyle orospu çocuğu tipler olur ya, insanları bozan. Umudunu, şevkini kıran ananı sikeyim Svensi. Kendin başaramamışsın orospu evladı. Herkes illa senin gibi mi olacak? Çok çalışkan, saygıdeğer kaptanımız gibi. Bence sonumuz gelmeden önce biraz dinlenin. İç lan orospu evladı. Lan korkma. Nefes alıyorum, resmen yere yapıştı. Bir şey olmaz zaten, içe içe vücudu iyice alıştırmıştır. Evet aynen öyle. Yazık çocuk, şeyi düşünüyor hala. Svensi kendine geldiğinde belki onunla oturup konuşabiliriz. Anya kafayı yemiş. Curly'nin ihtiyacı var. Vay be, neredeyse hiç köpüklenmemiş gibi. Dondurucu kapsüller. Aha! İki kişi yaşayabilir. Sadece. İki kişi hayatta kalabilir gemide. Annen aklını bozuyor. Sanırım bu hala sağlam. Bir tane sağlam var. Tam 20 yıl. Svensi'nin buradaki tüm köpüğü temizleyebildiğine inanamıyorum. Kendi için temizlemiş. Ananı sikeyim. Temizlemedi. Bir düşün. Svensi Ardien'in köpük duvarını parçalarken yardım etmene hiç izin vermedi, değil mi? Çok dikkatlice halledilmesi gerekiyormuş. Senin kolların fazla güçlü demişti. Köpüğü yırtıp geçebilirmiş. Ben de mantıklı demiştim. Olaya bak. Yine bu yüzden mutfağa yolladı. Her gün stok işleri organize etmem aşırı iyi, önemli. Burada hiçbir zaman köpük yoktu. Svensi de bunu başından beri biliyordu. Sonumuz gelmeden önce biraz dinlenin diyordu bir de. O ayyaş pezevenk oturmuş kendi paçasını kurtarmak için fırsat kolluyormuş. Orospu evladı. Bir tanesi sağlam, ona binip gidecek. Kapsüle girince cidden kurtulmuş oluyor musun? Seni bulabilecekleri süre 20 yıl artıyor. İçinde bulunduğumuz duruma yeğlerim.
Kesin bulunursun ya 20 yıl. Milletin ölmesini bekleyip göz göre göre yalan söyleyemeyeceğim. Hayır ya doğrulama falan filan. Havalandırma. Kıvılcımlara bak. Svensi güvenli değil demişti. Biliyorum bize kapsülden bahsetmedi ama bu konularda bayağı bilgili. Onun uyanmasını beklesek iyi olabilir. Hallederim demiştin. Svensi seni iyi eğitememiş miydi? Kazandığım beri... herkes birbiriyle çatışıyor. Başka çaremiz olmadığını anlar sonra açıklama yapma sırası ona gelir. Öyle mi dersin Daisuke? Bir kez sana umut bağlıyor. Kaptanın emrediyor. Tamam halledeceğim. Swansea'ya güvenmiyorum. Kargaşadan değil bunu kendine ayırdığına eminim ben. Ne yaptın sen? Anya ne yaptın sen? Ne yaptı lan Anya? Tabancayı bul. Saygısızlık yapmış olabilir mi? Tabanca utility room'da falan mı? Bura utility değil mi oğlum? Öğreneceğiz abi öldürdü mü öldürmedi mi? Muhtemelen öldürdüm. Amına koyayım. Nerede bu tabanca? İşten çıkardık diye kendine zarar vermene gerek yok. Firma Türkse gider yarısını satın alırım o firmanın. Kendime zarar vermeyeceğim. Bildiğin gibi tabanca kasanın içinde. Ben de kasayı açamıyorum. Ben de kasayı sakladım. Bana emrini söyle. Bunları performans raporuna geçirmek zorunda değiliz. Bir yolunu buluruz. Hamileyim. Kaptan, sana ne söylemiştim? Beni dinle. Bunu düzeltebiliriz. Oğlum niye intihar etti falan. Onu uzun zamandır tanıyorum. Gidip konuşacağım. Kendimi korumak için tabancayı bana vermeyeceğini biliyordum. O yüzden hiç değilse silah onun eline geçmesin dedim. Curly'den değil mi? Oğlum bir dakika bir şey... Oğlum Swansea tecavüz etmiş o zaman. Kanama bir türlü durmuyor. Sabit durmaya çalıştı Ayşe. Bir saniye düşünmem lazım. Halledebiliriz. Evlat beni duyuyor musun? Ayşe. Geçti Ayşe. Sakin ol. Bu iş böyle işte. Asla yaşlı Sefes Vansı gibi olamazsın. Tam bir trajedi. Yıllarca Pony Express adına eşek yükü çektim. Elimde pırıl pırıl aletler taşıyan koca bir adamdım. Gel gör ki sonunda buraya vardım. Ne güzel bir hayat değil mi? Seni tam bir aptal sanıyordum. Sürekli boş yere laf yetiştiriyordum. İşe yaramaz bir neşe kaynağı. Başarılı bir öğrenci, kariyer düşkünü veya azimli biri değildir. Elinden geleni yapan iyi bir çocuktun. Benim gibi bir yaşlı ve aptal öğretebileceğin çok şey vardı. Gözlerini kapat da Yusuke. Ananı sikerim senin. Hayır.
Onu iyileştirebilirdim Swansea. Her şeyi kendim yapmaya. Ulan bir saniye durun düşün amına koyayım. Kalın kafan almıyor mu Jimmy? Bitti artık, yolun sonuna geldik. Senin buruntuların yüzünden daha fazla acı çekmeyecek. İnanılır gibi değil. Kes rol yapmayı. Planından haberim var Swansea. Ardiye'ye gittim. Aşağıda ne sakladığını gördüm. O baltayla sinsi sinsi dolaşıyordun. Anya'ya kim bilir neler anlatıyordun. Şimdi bu ha. O dondurucu kapsüle giren kişi olmak için elinden geleni ardına koymuyorsun. Ha, Anya ile konuştum, evet. Ama aslında bana bir sürü şey anlat desem ne dersin? Kaptan dediğin gemisiyle birlikte batmaz mı? Çık, artık önemi yok. Gidecek hiçbir yerim yok. İstediğim her şey bu gemide var. O yüzden buyur, kapsüle sen gir. Seni bulurlarsa onlara istediğin hikayeyi anlatırsın, hak ettin. Jimmy mi yapmış? Orospu çocuğunu oynamayayım o zaman, anasını sikeyim bunun ya. Swansea saldıracak. Swansea denen piçin planı bence o. Tamam da nasıl yapacağım? Kapsüle girmeyeceğiz ya, silah bulacağız da. Revire bakacağım. Oğlum ne sardı şey aldı ya, içine aldı hikaye, amını siktimin hikayesi. Çocuğu görmeyeyim ya. Kaptanla Anya sevgililer. Jimmy işte tecavüz etmiş. Kaç ya bu? 739. Biliyor mu? Abi körlüğü niye vuruyorum ben?
Jimmy. Onu anlattım. Anya sen beni beklemeliydin. Ne dedi? Önemli bir şey söylemedi. Sinirli miydi? Nereye gitti? Çekip gitti. Körlü artık onu burada istemiyorum. Bir dakika kardeşim sen bekle. Her şey düzelecek. Abi tecavüz etmiş. Yani neyi düzelebilir ya? Orospu evladı. F5 atmayın arkadaşlar. Düzeldiyse atın ama. Geri döndüğümüzde ne olacak sanıyorsun? Tüm bunları çözersen ve ikimiz. Ne kadar iyi bilirler ama ki söylemiyor. Tahammül edemiyorum artık ama şimdi. Sizce geri döndüğümüzde ne olacak? Uğruna çalıştığımız oyuncu yaşadığı hiçbirinin önemi olmayacak. Sorun bir tek bende değil, haksız mıyım? Senin her şeyi kontrol altında tutman gerekiyordu. Kendi ağzına söyle, gemiyi mürettebatı bu tecavüz etmiş. Bu senin sorumluluğun abi, hayatımın geri kalanında bunu duyacaksın. Geminin meşhur kaptanı tüm canını diyecekler. Tulpar mürettebatına hiçbir zaman ulaşılamadı. Yaşananları anlatmak kimseye kısmet olmadı. Çok iyi, ilginç hissettirdi. Şeyi görmek. Körlüğü görmek. İşte en tepede duruyorsun. Ayağına beton dökmüşler, şimdi anlıyorum, öyle mi? Öyle. Ne? ...99'unu öldür. İstantans. Jimmy, aklıma gelen şeyi yapmadığını söyle. Aptal kafam ben... Sen ne bok yedin lan? Jimmy yapmış orospu evladı. Jimmy yaptırmış, yerine oturuyor şimdi. Uyamıyor muyum? Orospu evladı Jimmy, ananı sikeyim senin. Yaşasın. Doğum günün kutlu olsun kaptan. Şerefe. İki tane sıkmış bir gözüne ve alnına. Kaptan Jimmy'ye. Swansea'de de problem yokmuş. Konuşma yap hadi durma. Onca insan sofraya kuru ekmek bile koyamıyor ama sana yetmez ha kaptan. Kıskanıyor kaptanı çünkü Anya ile kaptanın ilişkisi var. Üstüne taşşaklı da biri, körlü. Bayağı taşşaklı biri. Senin en alçak basamağın bizim merdivenimizin en tepesinde. Sonra bir anda ayağının altından kayıp gider o merdiven. Bizim gibileriyle aynı seviyeye geçecek bir hayatın senin gözüne kıymeti yok. Seni affediyorum, hepimizi affediyoruz.
Senden ümidi kesmedim. Bu halde bile. Sana inanıyorum. Bunu atlatacağız. Bazen... Senin ananı sikeyim ya. Bana bunu sen öğrettin Curly. Hadi yemek yiyelim. Hadi hayatta kalalım. Herkes seviyor. Sevgisi var. Saygı duyuluyor. Taşacaklı bir iş var. Herkes atıldı işten. Curly'nin rütbesi yükseldi. Şey miyim şu an? Daisuke miyim? Geriye dönmek yok artık. Game Boy var, Dumble'lar var. Daisuke'nin... Puzzle aynısını ben yazmıştım bu arada. Kaç, 6 yıl önce mi ne? 5 yıl önce. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ananı sikeyim, ne oluyor? Bu çocukları yani film yapsanız ödül alırsınız ya. Umarım Türk'tür ya yapan ekip. Çok İstedim şu oyunu yapan ekibin Türk olmasını. Kürtmüş dayı.
Sen Türk müsün? Yok, Kürt. Lütfen patron, yüzüme bu maskeyi geçirmesinler. Beni karanlıkta bırakmayın. Oğlum ne ilginç. Sana bir şey söyleyeceğim. Ağzını kapat da dinle. ...13 senem nasıl geçti? Ne yaptım, ne ettim haberim yok. Tut gibiydim. İçtim anlayacağın. Sonra bir gün sokak lambasının ışığı çarptı yüzüme. Tanrım 500 milyar watt şiddetindeki... Tanrı'nın 500 milyar watt şiddetindeki gücüne şahit oldum. Bir çukurda kendi cesedimi gördüm. Şişmişti. Ödüm bokuma karıştı diyeyim. Sonra üstüme başıma bir şeyler aldım. Ev kredisi çekip kart çıkardım. İyi bir adamda olması gerekenleri topladım. Çocuklarım babalarından daha iyi bir şekilde yetiştirebilirim belki diye düşündüm. Azıcık tökezlersem kendimi yine o çukurda bulamayacağıma inanmak istedim. Ama işin aslı şu. Disiplin. Azim. Günlük rutin. Bir şeyleri halletmek için girdiğin o dipsiz çaresizlik. Benzeme 5 mi? Levitatlar mı? İçmemek mi? Bak sana söylüyorum, sana diyorum. Hayatım önce hayalini kurup peşinde koştuğum her şeyi. Kavuştuğumda hiçbirinin beklediğim kadar güzel olmadığını gördüm. İnterfaz mı oğlum bu?
Şimdi yolun sonuna geldik. Yaşadıklarıma bir bakıyorum. Bu geceler geliyor aklıma. Kafam bir milyon sızmışım, koltuktan kalkamıyorum. Avuçlarıma cam kırıkları saplanmış. Çok kan kaybediyorum ama başıma gelen eğlenceli olay bu. İhtiyarlar yerdeki mindere uzanmış, aya meydan okuyor yüzünü göstersin diye. Baş dönmesi, tükenmişlik, kusmuk ve çirkin acımasızlık. Dünyadaki tek dert boş bir şişe. O gün hayatımın en güzel günlerindenmiş meğer. Evet, o gün hayatımın en güzel günleriymiş. Saklayacak bir şeyim yok. Ne gelirse gelsin ben yüzleşmeye hazırım. Ben kim olduğumu biliyorum. Ama sen, korkak bencil bir orospu çocuğunun tekisin. Ve kim olduğundan haberin bile yok. Belediye koruyabilmem gerekirdi. Tek bir şeyi doğru yapabilseydim, ona keşke bu siktimin yerinde ufacık bir şans verebilseydim. Svensi, ben her şeyi düzelteceğim. Bunu atlatacağız. Siktir lan oradan. Çok taşşaklı adammış Svensi. Bütün fikirlerim değişti. Suratına çarptı amına kodumun evladının. Sorumluluk üstlen. Kimsenin demediğini oturdu çarptı suratına. Korkmuyorum da dedi yani. Benim için keyifli yani bu olay dedi, böyle bir şey yaşamak. Senin ananı sikeyim dedi. Do not touch yazıyor. Kafa yedi, gitti artık. Bu da kırıldı tamamen. Yitirdi yani. En başından beri o gördüğümüz gerizekalıca şeyler, o zaman Jimmy idik yani. Nasıl çocuğu? Ananı sikeyim senin Jimmy gibi. Abi niye yapayım ben bunu ya? Damarları bağla örüntü olarak. Abi çok bağlanıyor gibi de görünmüyor ki ya. Mesela bu ne alaka, bu ne?
A party for Mother Goose. The baker man, he served the cake. It was a sight to see. Oğlum yemek yerken nasıl denk gelebildi böyle bir şey ya? Aman dayı. Abi anlamadım ya. Tam bu buraya bakıyor. Alta dönük olması gerekmiyor mu? Abi bu hiç dönmüyor bile mesela. Anladım. Oldu mu şu an? Ben kontrol ediyorum. Curly bu. Jimmy mi lan bu? Jimmy Orospu evladı, pardon. Bitmek üzere oyun. Beni de öldürsene diyor. Niye öldürmüyorsun?
Kötü adam ben olurum diyor. İş her şey bittiğinde. Bunu önleyebilirdin. Sorumluluğu üstleniyorum. Hayır, ikimizin de kahraman olması mümkün. Bize gibi, sen tıpkı eski günlerdeki gibi. Yaşananlar bir kazaydı, mahsur kaldık. Bir yanlış yaptım, tamam mı? Çok özür dilerim, çok pişmanlık gördü. Senin o ananı sikeyim. Bilen arkadaşlar, bu ne iskeleti? Ağzında kükürtmeyi götürüyor. Çocuk doğmasın oğlum Anya'nın karnındaki. Eşeğin amı ya, eşeğin amı da. Jimmy orospu evladı tecavüz etti kadına. Onu mu ima etti lan oyun? Şimdi buranın mekaniğini öğreneceğiz bir de ya. Amına kodumun çocuğu. Ha, bakınca duruyor.
git. Öldük. Olmadı. Ananı sikeyim ya. Abicim nereye gideceğiz? Yani pişmanlık da yaşıyor yani yaptıklarıyla alakalı. Çok kötü bir durum ya. Hiç böyle bir ana karakter oynamadım ya. Mahvetti beni ya, yanlış anlamayın. Empati duygum da güçlüdür. Rahat çok kötü etti ya. Tecavüzde empati duyma ya. Öyle bir şey değil ya. Selam patron. Benim. Bu Express diye bir şey kalmadı artık, sen de yoksun. Artık sadece bunu duyuyor ya. Kes lan. Körle elinden geleni yaptı. Ben de elinden geleni yaptım. Ağlaydı. Sonunda ilk kez gerçekliğe döndük. Dönmemişiz. Curly yani ne hale geldi oğlum ya.
Domuz gibi nefes alma ne, orospu çocuğu. Şimdi seni öldür müyüm burada ya? Farkında mısınız bunun? O bunu kucağında taşıdı, yol hiç bitmedi yani. Merak etme Curly, sana bir şey olmayacak. Sen benim arkamda kalın, no kodumun delisi. Son olarak Curly'yi buraya kapattı ki Curly yaşasın falan diye, inanılmaz ya. Sen siktin anamız ya. Çalıştırdı mı? Orospu evladı. Ha. Kaç kişilik bir ekip oğlum bunlar? Bayağı iyiydi ya. Türkçe çeviren kişi kim? Leon TR mi? Mert Görkem Önses. Neymişsin amına koyayım ya? Mert Görkem Önses. Neymişsin abi amına koymuş yani. Muhteşem çevirmiş abi. Baştan sona kaçırmayan kaç kişi var? Abi çok iyi deneyimdi, anasını sikeyim. Muhteşem deneyimdi ya. Curly'ye hayran olmak için olamadığı için büyük kıskançlık duyuyor. Bu nedenle nefret ediyor. Önce Curly'nin sevgisine de tecavüz ediyor. Onun mesleğini kıskanıp baltalıyor. Sonra ama ona da çok hayran. Onu kurtarıyor ama aynı zamanda bu şekilde Curly'nin hayatı boyunca acı çekmesini de sağlıyor. Ananı sikeyim.